Canset'in içindeki rakıra hitap ettiğimi biliyordum zaten. Yani. Olay bu. Neden? Çünkü biz metal ihtiyacımızı gideren insanlarız. Kesinlikle. Elementimizi bulduğumuz için olabilir belki. Ağır metal. Ağır metal zehirlen bir şeyler. Yok öyle bir şey. Ağır metal gıdası diye bir şey var. Var. Kesinlikle. Var. Yani biz Pantagram konseri çıktıktan sonra biliyoruz nasıl böyle oh gevşediğimizi. Ya bu arada mesela ben hep böyle metal müzikten işte buraya da gelince gaza geldik çok konuşuyoruz falan ya. İyi ki diyorum dünyadaki herkes metal müzik dinlemiyor. Yani herkesin böyle metalci tarzı düşündüğü ve yaptığı bir dünya gerçekten yaşanmaz olabilirdi. Çeşitlilik yine çok güzel ama gerçekten bu rock ve metal kafasına sahip insanlar öbürlerine de çok faydalı emin olun. Yani bunların ekosistemde çok önemli bir yeri var. Allah sayılarını sabit tutsun en azından azaltmasın. Çünkü bir ara metal ölüyor falan diye laflar vardı. Aman onu ben her dönem dedim, diyorlar. Siz ölüyorsunuz ne metal onu ölecek ya olmaz diyorlar. Öyle bir şey. Özlem Tekin ne oldu ya? Mesela o kız bir albüm yaptı. Muhtar oldu. Öyleymiş. Evet. Yani o yaptığı şey mesela anormaldi, enteresan. Mesela ben Türkiye'de yer yerinden oynar diye bekliyorum. Bir tek ben de yer yerinden oynadı. Pek bir şey olmadı. İşte bu biraz zorlamak lazım bu işler. İşte bu da bir oyun. İşte bu tarzla oyun, müzikle oyun. Ve tabii ki yani... Ama o biraz inatla, biraz dayanılırlıkla. Çünkü hani ben yeni yeni öğrendim. O da videoların güzel bir etkisi oldu. Ben ne çok bir şey öğrenmişim. Vallahi ya şahane. Açık mıyım? Vallahi ya ben gerçek biraz, ne güzel biraz takipçi daha seyredersem ya. Ereceğim vallahi. Yani. Hani. En baba takipçimiz var. Sana burada bir şirt vereceğim ben şimdi. Çok teşekkür ediyorum. 400 bininci abone yok. İlkler dedim yani. Sen ilklerdensin canım. Yani o devam eleştirilerle etme. Baş edebilmek de çok zor. Çok zor. Yani ağlamadan durabilmek, okumamayı artık. Hani bazen okuyorum, cevap veriyorum, Instagram falan okey de. Böyle senli benli konuşma, emir kipiyle hitap etme, ne yapacağını söyleme, kendini daha akıllı zannedip sana akıl verme gibi şeylerle karşılaşınca ben ikizler burcuyum. Ben iletişim insanıyım. Benim cevap veresim geliyor. Etrafımdaki herkes beni zapt ederek hayır Canset cevap verme diyorlar. Racon bu diye ama şimdi benim alanım ya o. Sen de gelmişsin ya oraya. Bir şey söylüyorsun ya. Benim de cevap hakkım var ya. Onu kullanasım geliyor. Ama o da bitmiyor yapma. Ucu yani. Bak sana bir önerim var. Biz açık beyinde ne diyoruz biliyor musun açık beyni içindeyken? Burası bizim koruma fanusumuz ya da kalemiz. Bizim böyle kalelere ihtiyacımız var. Yani benzer kafada insanlar, inançları, dünya görüşleri farklı olabilir. Hiç önemli değil. Ama kafası benzer insanların sadece birbirleriyle konuşabilecekleri ve mevzuyu yani oyunu kendilerinin belirleyebilecekleri odaklara ihtiyacımız var. Şimdi değişim dönüşüm dönemlerinde böyle odaklar ortaya çıkar. İşte felsefe tarihinde var, o stoacılar var, ansiklopedistler var, onlar bunlar böyle birileri bir araya geliyor, Atina okulu kuruyor, kafayı veriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ne oluyor? O arada mesela işte dünya böyle çalkalanıyor, bir şeyler oluyor. Bu arkadaşlar diyor ki ama ne halt yerler sesine gel buraya diyor. Oturuyorlar bir tane manastıra, kafayı patlatıyorlar, onun kendilerinden sonraki 600 yılı inşa ediyorlar mesela. Şimdi bizim öyle yerlere ihtiyacımız var. Hmm. Dünya çok karışık. Herkese cevap vermeye kalksam benim bile lafım biter. Öyle bir dünya. Dolayısıyla şimdi fanuslar kurmak, benzer insanların buluşabileceği çok fazla ortam var. Mesela senle ben politika konuşmaya kalksak muhtemelen birbirimize gireriz. Ama biz bak ne konuşuyoruz? Konuştuğumuz şeyler bizi bir arada tutuyor. Bir fikri örgü içerisinde bir koruma fanusu yaratmak. Bu devrin en önemli ihtiyacı bu. Açık beyin bunun için burada. Oyuncağımı alır gelirim. Her zaman. İşte bu zaten bütün bizi seyredenlere de söylüyorum. Ya artık mesafe yerden bağımsız bir şeyden bahsediyoruz. Evet. İrtibatta kalmak ve bu irtibat bizi dışarıdaki o bizi manipüle etmek isteyen taarruzdan koruyor. Şu andaki en büyük ihtiyacımız bu. Üreten insanın, yaratan insanın, düşünen insanın korumaya ihtiyacı var bu dönemde. Çünkü çok fazla saldırı var ve benim etrafımda ismi bilinen bilinmeyen ne cevher insanlar var, depresyondalar. Çünkü ona bir şey de buna bir şey de derken eli kolu düşüyor. Halbuki o insanın bu hayat sürecinde bu dünyayı daha güzel bir yer yapmak için yaratması lazım. İşte o yüzden birinin fikri kalkan oluşturması lazım. Bunu biz yapacağız. Yani bu mesela bu yaptığımız şey onun bir parçası. Hep böyle bakalım. O fanusları kuralım. Bu fanus dışarıdan yalıtılalım anlamında değil. Mutfak burası. Bir şey pişirelim burada sakin kafayla. Herkes yesin. Yani garibanlara da ikram edelim. Onlar bunu hiç bilmese bile istifade etsin. Tabii canım. Tabii. Aynen öyle. Herkes hep beraber Halil oynayalım. İbrahim sofrası modeli yani. Evet ama eğleneceğiz yani. O belli tabii. Oldu. Bunun hakikaten eğlenceli olması gerekiyor. Yani benim hayattan anladığım bir şey varsa asık yüzlü somurtluk herkesten uzak durmaya çalışırım. Yani hayat dediği şeyin eğlenceli olması gerekiyor. Evet. Acıyı bile
mizah duygunu yitirmeden yaşayabilirsin. Yani biz önce mizah duygumuzu yitiriyoruz. Bak bugün ülkede mizah krizi diye bahsediyoruz. Neden? İnsan neyin mizahını yapar? Ciddiye aldığı şeyin mizahını yapar. Yani eskiden mesela 80'lerde, 90'larda politik mizah değil mi? Tiyatrolarda falan Zeki Alasya, Metin Akpınar neler görürdük? Niye yok şimdi? Politikayı kimse ciddiye almıyor ki. Artık bizim için sürreal bir şey o. Ona bir katkımız yok, onun bize bir etkisi yok. Böyle garip, kafasına göre takılan bir şey. Ciddiye, her dönem ciddiye aldığımız şeyler neler? Cinsellik. Her zaman güleriz değil mi? İşte ölüm mölüm bu hikayelere her zaman güleriz. Bunların da hep mizahı olur. Hayatta mizahını yapabildiğin şeyi değiştirebilirsin. Mizahını yaptığını dönüştürebilirsin. Ve bugün maalesef mizah duygusunu yitiriyor kitleler. O mizah duygusu yiterse dünyayı değiştirme gücü elimizden gider. Mizah da oyun gibi büyük beyinlerin yapabildiği bir şeydir. Bir maymunlar yapıyor, bir biz yapıyoruz işte. Hmm. Birbirlerine üç kağıt yapıyorlar. Ama böyle her gün abuz suratlarla böyle geçti mi bu homo sapiens değil yani. Olmuyor. Biz bunun için gelmedik. Ben de öyle diyorum. Oyun oynamak bir, dans etmek iki. Aynen. İkisi de beleş, çok da keyifli. Ama dans etmek de figürlü değil canım. Kafa yani müziği duyunca, ha, kafa sallamak bile olur. Pogo bile olur. Birbirine olur. Vur aynen. Şey olur. O bile bir enerji aynen. Salınımıdır. Bir kere de omuz kırmıştım var onu yapmak. Pogo yaparken köprücük kemiği tabii. Kaç yaşında? Üniversitedeydik işte. Dr. Skull konserinde öyle bir şey yapalım dedik. Enerji olarak. Fazlası o. Ağırdım bir de biliyor musun? Yani çocuğun üstüne binince çıt diye bir ses geldi aşağıda. Tabii tabii. Ha onun kırıldı. Onun kırıldı. Benimki hayatımda bir kere futbol oynadım. O zaman köprücük kemiğimi kırmıştım. Muhtemelen o çocuğun ahı tuttu. Bir raconu var ama yani. Varmış tabii. Biz o zaman birbirinin üstüne atlamayı zannediyorduk ama işin ha, ilmi varmış. Sonra öğrendik. Ne yaparsın?